Aydınlık Ege, özellikle Ege bölgesinin siyasi ve medyada temsilinin başarılı şekilde sağlanması ihtiyacından yola çıkarak hazırlandı. Aydınlık Gazetesi Ege Eki ile yeni bir döneme başladı. İlk sayı çıktığı okuyucuya ulaştı. İlgi çok güzel, yoğun. Çeşitli illerden arayanlar, tebrik edenler sabahtan beri telefonlarımız susmadı. İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak'ta da okuyucuya ulaşan gazeteye ilgi oldukça büyük. Bugün aldım, çok da beğendim. İzmir'in hepimizin böyle bir şeye ihtiyacı vardı, sesimizi duyurabilmek adına. O yüzden Aydınlığa çok teşekkür ediyoruz. Aydınlığın bakış açısıyla bir ek çıkması Ege bölgesi için iyi oldu. Başarılar diliyoruz. Haftalardır duyuruları yapılan Aydınlık Gazetesi ve Ege Eki sabahın erken saatlerinden itibaren tüm bayilerde tükendi. Gazetenin Ege editörü Emrah Taş'tan Aydınlık Gazetesi'nin hangi ihtiyaçtan doğduğunu anlattı. Türkiye'ye katma değer yaratan, istihdam yaratan bir bölgemiz. Aynı zamanda kültür sanat faaliyetlerinin çok ciddi şekilde yapıldığı, festivallerin olduğu, yerel veya bölgesel ulusal kültür öğelerinin önemli şekilde gündeme geldiği bir bölge. Ama bu bölge üretimdeki ve kültürdeki başarısı oranında siyasette ve medyada temsil edilmiyor. Bunun yine siyasi bazı nedenleri var hepimizin bildiği gibi. Bölge Atatürkçü, güler yüzlü, çağdaş, aydınlık bir coğrafya. Taş'tan önümüzdeki sayılarda da oldukça iddialı. Her salı biz diyoruz ki efeler olarak dizlerimizi yere vuracağız bir toz kaldıracağız, bir ses getireceğiz Ege'den. Bölgede haftalık periyotta yayın yapacak gazeteyi bayilerden istemeyi unutmayın. Aydınlık Ege her salı bölgemizin nabzını tutacak.